bir kadının yapamayacağı bir iş göremiyorum ben. Zaten kadının elindeydiği her yer güzelleşiyor. Erzurum'dan Edirne'ye göçen ailenin kızı Kübra Ayık, okul harçlığını kazanmak amacıyla kardeşinin çalıştığı kasap dükkanına yardım için gelip gittiği sırada dükkan sahibinin önerisiyle kasaplığa atıldı. 7 yıldır kasaplık yapan, aynı zamanda Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü Edirne temsilciliği görevini yürüten Ayık, hem erkek işi olarak bilinen kasaplıktaki mahareti hem de motosiklet tutkusuyla ilgi topluyor. Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı'nın tek kadın çalışanı ve meslektaşlarının kasap kız diye seslendiği Kübra Ayık, sabah iş yerini açmak için evinden erken saatte çıkıyor. Motoruyla iş yerine gelen Kübra, motorcu kıyafetini, kaskını, eldivenlerini ve dizliklerini kenara bırakarak kasap önlüğünü takıp işine başlıyor. Sosyal medya hesaplarından da kasap kız kullanıcı adını kullandığını belirten Ayık, işini severek yaptığını, ailesi ve yakınlarının kasaplık yapmasına şaşırdığını ve yadırgadığını söyledi. Mesleğim ne diye sorduklarında, kasabım dediğimde tepki alıyorum. Bir kere şaşırıyorlar. Ama herhalde alıştılar ufak ufak. Çünkü sosyal medya hesaplarımda da ismimi kasap kızı olarak kullandığım için ilk başlarda böyle nick gibi gelse de insanlara, videoları falan gördükçe sen gerçekten kasapmışsın. Ya genelde şaşırıyorlar. Hatta okulda öğretmenlerim falan hani ben kasabım falan dediğimde ilk böyle bir süzmüşlerdi. Ya sen nerenle kasaplık yapıyorsun falan diye söylemişlerdi. Kadınların çalışma hayatında yer alması çok normal bir şey. Nasıl yani, zaten kadınlar erkekler olarak ayrıştırdıkları için yani aslında insan olarak hepimiz aynıyız. Neden kadın çalışamasın ki? Benim yaptığım iş mesela genelde kalıplaşmış bir şekilde erkek işi diye söyleniyor. Halbuki burada ve burada varsa yapabilirsin yani. Kesinlikle senin isteğinle alakalı. Kadınların her işi yapabileceğini anlatan Ayık, kadın eli değen her şey güzelleşir. Her yerde olmalılar. Özel harekatta polis kadınlarımız var. Taksici ablalarımız var. Birçok dalda çalışan kadın emekçi çalışanlarımız var. Her yerdeyiz biz. Her yerde de olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bir kadının yapamayacağı bir iş göremiyorum ben. Zaten kadının elindeydiği her yer güzelleşiyor. Her yerde de olmalılar bence. Yani kadın erkek değil de özel harekatta falan da var. Polis kadınlarımız var, taksici ablalarımız var. Başka bir sürü dalda kadın emekçi çalışanlarımız var. Her yerdeyiz biz. Her yerde de olmaya devam edeceğiz. Kasaplar ve Sakatatçılar Çarşısı esnafından Mustafa Lepki de Kübra Ayık'ın hırslı, başarılı ve tuttuğunu koparan biri olduğunu söyledi. Kübra'nın hırslı bir kız. Tuttuğunu koparan cinsten birisi. Gayet de başarılı yani. Kadın işi, erkek işi diye bir şey var mı? O bence değişik işlerin yarattığı şeyler. Güç olarak belki bu farklı işler olabilir erkek açısından da. Kasap işi, bıçak çevirme işi, kadın erkek diye bir şey yok. Gayet güzel, başarılı görüyoruz. En büyük, en güzel örneklerinden bir tanesi. Esnaf Ahmet Hatipler ise Ayık'ın ve tüm kadınların iş hayatında yer almasını desteklediğini belirtti. Neşe katıyor çarşıya, güzellik yaratıyor. İşte gayet güzel yani. Daha önce berber de vardı burada, o bıraktı gitti. Şu an Kübra Hanım teknik hanım çalışıyor. Kasabın müşterilerinden Şafak Aktürk de kadın çalışanların daha kibar ve işini daha düzgün yaptığını söyledi. Kadın kasap daha kibar, daha düzgün. İşini biliyor. Müşteriye nasıl davranacağını biliyor.